Galatasaray'la başlayacağız. Sabah gazetesinin hemen 23. sayfasına gidelim. Hazırlık mücadelesini konuşacağız. Hatayspor'la oynadı. Senin de maç notlarını merak ediyorum. Bu arada Fatih Hoca'nın bugün doğum günüymüş. Onu da kutlamış olalım. Sen neredeydin biraz evvel, ben kutladım. Kutladın mı? Evet. Atlamış olabilirim. Şahit misin? Şahitsin, biraz evvel kutladım. Öyle mi? Evet, reji ekibimiz de söylüyor. Evet. İki kez 1-0. Kutlamış olduk Hoca'nın. 2-0. 1-0 pardon. Şimdi... ne oldu şimdi Turgay abi? Yani hani atlamış olabilirim. Ne oldu? Yani bayılıyor böyle şeyler. Buraya hiç ilgi göstermiyorsun. Bana ilgi göster. Bak hiç ilgi göster. Bak konuşuyoruz, dinlemiyorsun. Evet. Bak Fatih Terim gibi imparatorun doğum günü kutluyorum, sen duymuyorsun. Ya olabilir, o anda hani atlamış olabiliriz yani. İnsanız ya biz de, olur, o yüzden. Yani sizin kusurlarınızın yanında bu herhalde hiç kalmıyor. Estağfurullah. Neyse kutlayalım hocamız bana doğum gününü. Bana sorduğun soruyu bir daha sorar mısın? Ben şimdi beni dinlemiyor musunuz siz? Demek ki beni de mi dinlemiyordunuz? Yok, ben soruyu biliyorum da hani detaylarını kaçırmayayım. Yani detayları şöyle. Hatayspor'la berabere kaldılar. Nasıl buldunuz? Yani sizin maç notlarınız nelerdi? Mesela bakıyorum orta saha merkezine genç ve dinamik birkaç takviye gerekiyor gibi gözüktü yani bu mücadelede. Bu maçlara bakıp böyle işte şu eksiğimizi gördük demek zaten bir amaçtır. Ama daha önemlisi de Arda'ya bakmak lazım. Orada o da gol attı dün. Öbür taraftan Galatasaray'ın 7 gole baktım ben. Yani 7 golü adam Kamboçya'dan aldı topu. Zimbabwe'ye kadar gitti, kimse bir şey yapamadı. Kaleciyi yatırdı, bir daha yatırdı, pas verdi. Zaten Marcao'yu zaten şey, evirdi çevirdi yani. Evirip çevirip dövdü, öyle söyleyeyim. Galatasaray böyle gol yememesi lazım. Galatasaray'ın böyle gol yememesi beni şok etti. Yani yaklaşık 55 metre orta sahayı düşün. Öbür sahanın yarısından geliyor. 75 metre boyunca bir kişi top sürdü. Bir arkadaşına pas yaptı. Tekrar geri aldı. Sonra şut attı ve bu arada senin hiçbir oyuncun doğru bir müdahale yapamadı. Bir de şunlar eksi skandal yönleri olarak yani konuşuldu. Herkesin ayağı pas istediği bir görüntü vardı sanki sahada. Rakip yarı alanda çoğalamayan. Yani biraz ağır kalan bir Galatasaray göze çarptı ikinci yarıdaki. İlk 15 dakika sanki biraz kıpırdandı yani, oyunu hükmetti gibi. Bizim takımlarımızda biraz zayıf bir görüntü verdi. Bizim takımlarımızda şu var Çiğdem. Bizim çocuklara bunu Beşiktaş, Fener, Galatasaray, milli takım ayırmadan mazeret bırakmayacağım. Şimdi bir pandemi mazereti var ya, 40 hafta dinleriz. Bak her laf böyle başlar. İşte biz pandemiden sonra çok iyi çalışamadık. Pandemiden sonra çok zaman kalmadı. Oyuncuların maç sonrası açıklamalarından mı bahsediyorsunuz? Tabii hani gelecek açıklamalar. 40 hafta, ligdeki 40 hafta. İşte biz pandemiden sonra yeterli zaman bulamadık. İşte bilmem ne. Bu var ya, bitmez artık. Ya bütün dünyada var bu. Pandemiyi geç. Bu ortak mazeret. Yani bu sana bir avantaj değil, bu sana bir dezavantaj değil. Senin ülken dünyada bu sistemi en iyi idare eden ülkelerden bir tanesi. Evet. Artık bu pandemiyi falan bir yana bırak. Dün bakınca sor şimdi oyuncular. Hepsi der ki ya işte pandemiden çalışamadık. Ya Galatasaray takımı lig başlıyor. Bunu PAOK maçında Beşiktaş için söyledim. Lig başlıyor. Hazır değilsin kardeşim. En hazırlarınızdan birisi Arda. Hani en çok tereddüt ettiğimiz adam. En hazırlarından birisi. Dolayısıyla siz ne yaptınız abi? Yani peki bu maçtaki performansın acaba sezonun geneline yayar mı? Ne dersiniz? Onu olabilir ama iyi başlamak önemli. Evet, iyi başladı, hırslı başladı. Zaten oyunun merkezini sola yıktı Arda ile Galatasaray. Bir de tabii Saracchi'nin de oradaki performansı çok önemliydi. İkisi birbirine destek verdiler. İyi anlaştı. Yani sezon boyunca bu tarz bir Arda mı göreceğiz sence? Beklentin bu mu? Taraftarın beklentisi bu. Arda'nın çok çalışacağını, çaba harcayacağını biliyorum. Disiplin elden bırakmazsa insanın yeteneği kaybolmaz. İnsan unutmaz futbol oynamayı. Ama çok çalışması lazım. Arda'nın vücudu kilo almaya çok müsait. Arda'nın kendi yapısı çok böyle, çok disiplinli bir yapı değil. Hemşerimdir, şeydir yani. Esprilidir, böyle lakayttır. Dolayısıyla Arda'nın çok sıkı çalışması halinde başarılı olmaması için bir sebep yok. Öbür taraftan Fenerbahçe, Galatasaray olayını şöyle de bakabiliriz. Akşam mesela Emre Kılınç'a baktım. Yani heyecandan herhalde ne yaptığını bilmiyordu. Mert Hakan ilk yarıda biraz iyiydi. Bir tane şut var, onu da attı zaten. Ondan sonra hoca da onu niye çıkardı onu da anlamadım. Mesela o kadar adamda bence son çıkacak adamdı. O bölge için söylüyorum. Şunu demek istiyorum. Yani Fenerbahçe'nin Emre Kılıncı da hazır değil. Pardon, Mert Hakan'ı da hazır değil. Galatasaray'ın Emre Kılıncı da hazır değil. Milli takımda görüntüyle söylüyorum. Peki, yani transfer ihtiyaç olduğunu zaten konuşuyorduk. Bu maça özel bir şey değil. Özellikle merkez orta sahaya ihtiyaçlar var. Şimdi bir şey okumadan ben önemli bir haber vereyim. Nedir? Şu anda bir toplantı var. Çok önemli bir toplantı var federasyonda. Yayıncı kuruluş orada.
Biraz evvel konuştum. Federasyon orada. Kulüpler Birliği orada. Bugün büyük bir bomba patlayabilir. İnşallah patlamaz ve pimi çekerler. Federasyon, Kulüpler Birliği yayıncı kuruluş. Bomba önlerinde duruyor ortada. Patlamaya hazır. Mavi kabloyu mu kesecekler, kırmızı kabloyu mu? Hangisi doğru kablo onu da bilmiyoruz. Ama bugün şöyle bir haberle karşılaşabiliriz. Yayıncı kuruluş çekiliyor. Karşılaşabiliriz. Sorun ne? Yayıncı kuruluş her sezon başı kulüplere %25 ödeme yapmak zorundadır. Yaptığı anlaşma bu şekildedir. Bu seneki %25'i henüz yapmadı, şu ana kadar yapmalıydı. Federasyon telefonlarla, ikili diyaloglarla, Genel Sekreter Kadir Kardaş da, o da eski yayıncı kuruluştan geldiği için, hani işi resmete dökmeden çözmeye çalışırken baktık ki olacak gibi değil. En son Federasyon Hukuk Kurulu ihtarname gönderdi yayıncı kuruluşa. Noterden ihtarname gönderdi. Bu ciddi bir şey. Yani bugün birdenbire yayıncı kuruluşsuz kalabilir Türk futbolu. İnşallah bir ortak yol bulurlar, doğru kabloyu keserler ama yarından sonra herkes bunu konuşabilir diye ben bugünden uyarayım. Bu programın bir görevi de bu çünkü. Teşekkür ederim Turgay abi. Transfere geri dönersek Foto Maç gazetesinin 8. sayfasına gidelim. Yine Galatasaray ile devam edeceğiz. Ardından diğer takımların da ihtiyaçlarını konuşuruz. Özellikle orta sahaya ihtiyaçlar var. Daha önce Galatasaray'ı geri çeviren Lech Poznan geri adım atmış. Orada iki isim gündemde. Kamil ve Moder'den bahsediyoruz. Yeniden onunla görüşmeler başlamış durumda. Diğer yandan bir ön libero arayışı da var. Yani öncelik sence ne olmalı? Galatasaray'ın önceliğini söyleyeyim mi? Ben hiç öyle lafı evleyip gevelemem. Bütün sezon da aklı çıkın diye de bağırırım burada. Belanda Galatasaray'da kalıyorsa Galatasaray'dan bir çocuk olmaz. Ama nasıl? Bu arada Suudi Arabistan'dan birkaç ekibin geleceği vallahi Arabistan'a mı gider, Pizan'a mı gider, Amerika'ya mı gider? Bak Belanda kalırsa Galatasaray Falcao'yu donursun, Emre Kılınç'ı donursun. Hepsini tarumar eder. Belanda o takımın içindeki bombanın önde gideni. Adam oynamıyor, adam aidiyet hissetmiyor, adam parasını takır takır alıyor, adam sahada agresif, gereksiz yere seni eksik bırakabiliyor. Kendisinden daha ilgi gören biri varsa Falcao'ya yaptığı gibi zulüm ediyor, pas atmıyor, yardım etmiyor. Belanda Galatasaray'da kalacaksa ki görüntü kalacak gibi Galatasaray'dan bir cacık olmaz. Bana şimdi kızarlar. Bak Belanda'yı çıkarmazsan o takımdan Falcao'dan faydalanamaz. Şimdi sen söyledin. Yani çok sağlam bir kontratı var Turgay abi. Evet. Artık İstanbul gibi çok güzel bir şehirde yaşıyorsun. Yani şu anda aldığı kontratı sağlayacak takımlar var mı? Mesela Suudi Arabistan'dan birkaç ekip gelecekmiş. Şimdi bugün yarın görüşmeye. Yani kulüplerimizin, gelen kulüpler öyle. Ama o paraları verirler mi? Ne dersin? Çiğdem, bizim kulüplerimizin iç güveysileri var. İç güveysi bunlar. Beşiktaş'ta da var. Fener'de de, Fenerbahçe'de Tolga iç güveysidir. Beşiktaş'ta Vida, Lens iç güveysinin kralı. Galatasaray'da iç güveysi diyor ki ben diyor çalışmam etmem, bana kayınpeder bakacak. Ben burada otururum, senin kızını almışım, evlenmişim diyor. Hani iç güveysi budur. Yoksa aynı evde oturmaktan bahsetmiyorum. Belanda da diyor kardeşim sözleşmem sağlam, paramı vereceğim. Ben işime gelirse oynarım, işime gelirse Falcao'ya pas atarım, işime gelirse atmam. Falcao ilk transfer olduğunda söylemiştin. Tabii yani. Sen hatırlıyorsun. Evet, sahilsin bak, hafızanı kutluyorum. İki dakika önce söylediğimi duymuyorsun ama bir söyleyeceğimi hatırlıyorsun. Övdün mü, yerdin mi şimdi anlamadım yani. Hayır, bak Belanda varsa Falcao'yu unut. Belanda varsa Falcao'yu unut. Galatasaray'dan hiçbir şey olmaz. Cacık olmaz diye yazmamış. Bence de iyi yapmış. Hiçbir şey olmaz yazmış kardeşim, sağ olsun. Şunu diyorum. Art niyetle söylemiyorum kardeşim. Belanda bu takımı bitirir. Arda'yı almışsın. Emre Kılıncı almışsın. Falcao gibi bir golcün var. Yani adı yeter, adı. Yeter ki adama top ver. Yeter ki adama pas ver. Adamın oyun stiline biraz yaklaş. Belanda'ya bir adım git. Sana çuvalla gol atar. Falcao'ya. Belanda gitmiyor. Belanda gitmediği için Fegoli'yi etkiliyor. Bunlar ikisi aynı kafada. Hadi Belanda gidince Fegoli'yi yine düzeltirsin. Fakat Belanda Galatasaray'da iç güveysi, onu söyleyeyim. Kesinlikle takımdan gitmesi gerektiğini söylüyorsun. Geçelim Fenerbahçe'ye o zaman. Süremiz daralıyor. Biraz da Fenerbahçe'nin gündemini konuşalım istiyoruz. Orada da tabii merak edilen noktalar, yeni transferlerle beraber Vedat Muriç gidecek mi? Ya da ne zaman gerçekleşecek bu? Şöyle özel bir haber gördüm Milliyet gazetesinde. Hemen oraya bakalım. 21. sayfa. Fenerbahçe yönetiminin
Vedat Muriç transferini neden ağırdan aldı? Yani bunun sebebi ortaya çıkmış. Bu kez işini çünkü sağlama aldı. Geçmiş örnekler var Turgay Demir. İşte Fernando Souza, Julian